kadar kalabalıklaşacağız. Bir yandan az önce. Günümüzü onurlandırdığınız için, bizim bu mutluluğumuza ortak olduğunuz için hepinize çok teşekkür ediyoruz. Programımıza başlamak üzere 2022-2023 eğitim öğretim yılı mezun öğrencilerimizi alkışlarınızla salona davet ediyorum. Hızla geliyorlar. Gencecik pırıl pırıl öğrencilerimiz. Programımız açılış konuşmalarıyla başlayacak. Önce konuşmalarını yapmak üzere Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanımız Profesör Doktor Sayın Necla Öztürk'ü alkışlarınızla kürsüye davet ediyorum. Sayın Vali Vekilim, Cumhuriyet Başsavcı Vekilim, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanım, Baro Başkanım, Rektör Yardımcım, dekanlarım, hakim ve savcılarımız, fakültemizin değerli hocaları, asistan arkadaşlarım, kıymetli idari personelimiz, sevgili öğrenciler, bugünleri görmenin hayalini ve özlemini yaşayan çok kıymetli aileler ve değerli misafirler. Bugün burada Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin 2022-2023 mezunlarının yemin törenini gerçekleştirmek ve öğrencilerimizi hayat yolculuğuna uğurlamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu anlamlı günde bizlerle birlikte olduğunuz ve sevincimizi paylaştığınız için şahsım ve hukuk fakültesi adına her birinize çok teşekkür ediyorum. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sevgili öğrencilerim, öncelikle sizlere seslenmek istiyorum. Zorlu bir süreçten bugünlere geçerek bugünlere geldiniz. Hukuk eğitimi alırken amfilerde, kütüphanelerde geçirdiğiniz zamanı en iyi sizler biliyorsunuz. Yeri geldi uykusuz kaldınız, yeri geldi sosyal hayatınızı askıya aldınız, yeri geldi sevdiklerinizin özel günlerinde, hatta zor günlerinde yanında olamadınız. Tüm bu güçlüklerin yanında 2022-23 mezunları olarak pandemi ve deprem felaketiyle de baş etmek durumunda kaldınız. Hatta yakın bir arkadaşınızı kaybetmenin acısını da yaşadınız. Bugün burada aramızda olamayan, mezuniyet sevincini yaşayamayan öğrencimiz Ömer Taş'ı deprem felaketinde kaybettik. Kendisini rahmetle anıyor, acılı ailesine ve tüm sevdiklerine tekrar başsağlığı diliyorum. Ömer hepimizin yüreğinde yaşayacak. Değerli konuklarımız şimdi de konuşmalarını yapmak üzere Vali Vekilimiz Sayın Yalçın Sezgin'i alkışlarınızla buraya davet ediyorum. Şimdi Antalya Valimiz görevine başladı. Dolayısıyla ben Antalya Vali Yardımcısı olarak buradayım ama ondan önce öğrenci ve nesil bir baba olarak buradayım. Çok protokol konuşması yapmayacağım. Zaten sevgili gençlere önceki konuşmamızda biz de o protokol konuşmasını yapmıştık. Ama tabii sevgili gençler protokol konuşmalarından sıkılır mı sıkılmaz mı bilmiyorum ama yarından itibaren protokolün artık birer üyesi olacaklar. Ya işte baroda ya yargı organlarında mutlaka arkadaşlar bundan kurtuluş yok. Onun için belki ben sıkmayacağım ama bundan sonra bu tür konuşmalara da alışık olacaksınız. Genç hukukçulara da güveniyoruz. Çünkü genç hukukçular Akdeniz Üniversitesi'nin bu kıymetli hocalarının verdikleri eğitimle bu eğitimi ve bu terbiyeyi almış durumdalar.
Sevgili gençler, sizlere meslek hayatınızda başarılar diliyorum. Elbette bir kısmınız avukat olacak. Burada baro başkanımız size meslekle ilgili tavsiyelerde bulunacak. Belki bölge adliye mahkemesi başkanımız, başsavcımız, zaman zaman ziyaret etmişsinizdir. Belki ben oğlumu gönderdim bazı adliyecilerle zaman zaman bir araya geldi. Sizler de meslekle ilgili bundan sonra daha çok orada bulunan hakim, savcı, avukat, sizden öncekilerle birlikte meslek içerisinde yoğrulacaksınız. Yolunuz açık olsun. Konuşmaları yapmak üzere Baro Başkanımız Avukat Sayın Hüseyin Geçilmez'i buraya davet ediyorum. Akdeniz hukuk mezunu olmak bence ciddi bir ayrıcalık. Burayı gördükten sonra bunu söylüyorum. Hepinizi zor bir karar bekliyor. Hem meslek seçimi konusunda ve hem de il seçimi konusunda sizi zor bir süreç bekliyor. Çünkü Antalya'yı bırakıp gitmek kolay olmayacak. 2005 yılında geldim Antalya'ya ve buradaki hocalarımızın ne kadar büyük bir özleriyle, ne kadar kıymetli bir çalışmayla Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesini buralara getirdiğini bizzat biliyorum. Ben geldiğimde dersler telekonferans sistemiyle görülüyordu ve bunu ben üzülerek gördüm. Televizyonda gördüm, haberlerde gördüm. Şu an o günler aşıldı. Çok güzel bir eğitim kadrosu var. Bu süreçte her zaman Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi ile dayanışma halinde olduk. Kendi imkanlarımızı birbirimize sağladık. Nasıl bugün Konyaaltı Belediyemiz bu salonu tahsis ettiyse biz de her zaman üniversitemizin, fakültemizin imkanlarından yararlandık. Çünkü bazı imkanlarımız kısıtlı maalesef. Evet, ben tabii ki burada bir hukukçu kadar avukat sıfatıyla sizlere bazı bilgiler vermek durumundayım. Dekanımızın konuşmasında söylediği gibi hukuk fakültesi gerçekten her kapıyı açan bir anahtar gibi. Öyle düşünün. Arkadaşlarım arasında hakimler, savcılar, valiler, vali yardımcıları, kaymakamlar, Milli İstihbarat Teşkilatı'nda çalışanlar bile var. Bankalarda müfettiş olanlar var. Gerçekten çok geniş bir yelpazeye yayılan bir fakülteden mezun oluyorsunuz aslında. Bu ciddi bir şans. Evet değerli konuklarımız, şimdi 2022-2023 eğitim öğretim yılı dönem birincisi Gökay Sarı'yı dönem ikincisi Öyküm Sıla Güneş'i ve de dönem üçüncüsü Melek Rüveyda Elbistan'ı alkışlarınızla sahneye davet ediyorum. Biz öğrencilerimiz için şimdi dönem birincimiz Gökay Sarı konuşmasını yapacak. Ardından da yaş küçüğü plaketini çakacak. Kendisini kürsüye davet ediyorum. Her ne kadar biz bu yolun sonuna gelmiş olsak da bugün depremin bizden koparmış olduğu Ömer arkadaşımız maalesef aramızda değil. Hepimiz adına, başta Ömer olmak üzere, hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Pek değerli hocalarım, Ulu Önder, Atatürk'ün milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir diyen düsturuyla çıktığınız bu hukuk yolunda sizler uçsuz bucaksız hukuk evreninde bizlere ışık oldunuz. Kimi zaman penceresi dahi olmayan amfilerimizde bizlerle karşılıklı, kimi zaman ise bizi birbirimizden koparan salgın nedeniyle ekran başında bizlere hukuk eğitimi verdiniz. Eğitim ve öğretim sürecinde bizlere örnek oldunuz. Bizlerin yetişmesine, bu duruma gelmemize yaptığınız katkılarınızı kelimelerle ifade etmek pek de mümkün değil. Baş öğretmen Ulu Önder, sevgili atam Mustafa Kemal Atatürk ve siz neferlerin açtığı bu yolda gösterdiğiniz hedefe
bizler de durmadan yürüyeceğimize, namusumuz ve şerefimiz üzerine an içeriz. Bu kural gençlerimizi yetiştiren anne babalara gönülden, yürekten sevgiler. Tabii ki öğretim kademimizde de öyle. Ne kadar güzel. Burada heyecanla çarpan yürekler görüyorum. Galiba en mutlu olduğumuz an bu an diye düşünüyorum. Şimdi değerli konuklarımız, birincimize ödülünü vermek üzere, belgesini vermek üzere Sayın Vali Vekilimiz Yalçın Sezgin'i sahneye davet ediyorum. Dönem ikincimiz Öyküm Sıla Güneş'e belgesini vermek üzere Cumhuriyet Başsavcımız Sayın Zafer Koç'u sahneye davet ediyorum. Gökay Sarı'ya hediyesini vermek üzere Profesör Doktor Sayın Murat Turhan'ı sahneye davet ediyorum. Dereceye giren ikinci ve üçüncü öğrencilerimize hediyelerini vermek üzere fakültemiz dekanı Profesör Doktor Sayın Necla Öztürk'ü sahneye davet ediyorum. Öğrencilerimize ve dekanımıza çok teşekkür ediyoruz. Dekanımızı göndermiyoruz yalnız. Diğer konuklarımız 6 Şubat'ta ülkemiz korkunç bir deprem felaketi yaşadı ve bu felaket sırasında binlerce canımızı kaybettik. Onlardan birisi de 4. sınıf öğrencimiz Ömer Taş'tı. Hem Ömer Taş'ı sevgiyle rahmetle anıyoruz hem de binlerce canımızı bu arada rahmet ve sevgiyle anıyoruz. Öğrencimiz için okulumuz bir belge hazırladı, onur belgesi. Onu almak üzere abi şu anda bizlerle birlikte Habib Taş'ı sahneye davet ediyorum. Şubat depreminde kaybettiğimiz Akdeniz Hukuk Fakültesi 4. sınıf öğrencisi Ömer Taş'ın abisiyim. Mezuniyetine geldim. Bu şekilde geleceğimi hiçbir zaman hayal etmezdim. Onun mezuniyetinde benim sahneye çıkacağım bir durumu hiçbir zaman hayal etmiyorduk. Bütün
niyetimiz, amacımız, beklentimiz bugün içindi. Kısmet olmadı, göremedik. Ailemin yarısından fazlasını kaybettim. Ama en çok Ömer acıttı içimizi. En küçüğümüzdü Ömer. Acısıyla yaşamaya çalışıyoruz. Öyle. Aileden kimleri kaybettin? Annemi kaybettim. Ablamı kaybettim. Ömer'i kaybettim. 5 tane amcam vefat etti. Yani toplam 28 kaybımız var bizim. Aile apartmanında yaşıyorlardı. Apartman çöktüğü için çekirdek aile olarak yakın amca, işte kuzen kaybettiğimiz toplamda 28 kişi var. Aynı binada vefat etti hepsi. Ömer de sömestr için Adıyaman'da bulunuyordu o sırada. Tatil için gitmişti. Öyle orada yakalandı. Kader deyip teselli buluyoruz. Başka yapabilecek bir şeyimiz yok. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Bir hukuk büromuz var bizim de. Evet, Ömer'in bu fakülteyi tercih etmesindeki etkenlerden biri de oydu. Ben kendim hukukçu değildim. Ama Ömer'in bir büyüğü avukat. Benim küçük kardeşim. Ben yönetici ortak olarak bir hukuk bürosunda İstanbul'da çalışıyorum. Bu sebeple küçük kardeşim ve onun bir küçüğü de hukuka yönlendi. Bu alanda çalışmak genel istediler. İş arkadaşı olacaktık bir nevi ama çok da kısmet olmadı. Yapacak, evet. Yani. Son olarak Akdeniz Üniversitesi'nde rektör hocamız, depremde kaybettiğimiz öğrencilerimizin isimlerini sınıflara verilerek yaşatılması konusunda bir değişiklik var. Bu konuyla ilgili Ömer'in de isminin yaşatılması için böyle bir girişimde bulunmuştuk. Biz adını, tabii ki biz de adını yaşatmak için her şeyi yapıyoruz. Sınıf arkadaşlarına da söyledim. Bu yıl inşallah bir tane Ömer Taş Hukuk Bursu adı altında 250 hukuk öğrencisine bir burs başlatıyoruz. Bu yıl yeni dönemle beraber başvuruları kabul edip hukukçu arkadaşlara Ömer'in adıyla 250 arkadaşa burs vermek gibi bir niyetimiz var. Altyapısını hazırlıyoruz şu an. Adıyaman'da bir okul yaptırma niyetimiz var Ömer adına. Tabii ki fakültesi de böyle bir adım atarsa biz ismini nerede yaşatabilirsek orada mutlu oluruz. Bizim için bu saatten sonra yapabileceğimiz tek şey isimlerini yaşatmak. O sebeple mutluluk duyacağımız bir şey. Teşekkür ederiz ilgililerine böyle bir girişim varsa.